Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kuaför vlog çekiyorum. Ben bayağıdır kuaföre gitmiyordum arkadaşlar. Hani koronadan dolayı falan da çok gitmek istemedim açıkçası. Ama şimdi saçım bayağı uzadı gördüğünüz gibi. Ve ben en son kuaföre Ocak'ta falan gitmiştim. O zaman saçımı boyatmıştım arkadaşlar. Saçımı boyattığıma pişman mıyım? Evet, pişmanım. Çünkü boyayan kişiler saçın rengini açarken yanlış şekilde yapmışlar. Hani bu renk açılmıyor saçın rengi. Böyle beyaz gibi bir şey oluyor ama bunlar bu şekilde yapmış. Ben bilmiyordum o zaman. Yani bilseydim söylerdim arkadaşlar. Ama artık yapacak bir şey yok. Saçımı boyatır mıyım pek emin değilim ama boyatacağımı sanmıyorum. Aklımda şu an saçımla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama kestirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı kısaltacağım. Belki kahkül falan da kestirebilirim. O konuda hiç emin değilim. Onların hepsine gidince karar vereceğim. Biz de birazdan çıkacağız arkadaşlar. Şöyle saçımı göstereyim. Bayağı uzadı yani arkadaşlar. Kestirmem lazım. Şimdi gitmek için hazırlanalım. Bu arada üstümü de giyindim arkadaşlar. Işık biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Evet, şimdi bu şekilde duruyor. Tamam. Ne sürelim? Evet, şu kremimizden var. Ben bu kremi son zamanlarda çok kullanmaya başladım. Hoşuma gidiyor çünkü beğendim yani. Normalde çok krem kullanan bir insan değilim ama bunu beğendim yani. Şu kadar. De elimin dışına sürelim. Ve evet, kremi de sürdüm arkadaşlar. Şimdi parfüm sıkacağım. Muhtemelen bunu sıkacağım, evet. Bunu gratisten almıştım. Hala bitmedi. Çok güzel kokuyor. Zaten bunu da oradaki bir abla önermişti. Bitmek üzere ama zor sıkılıyor. Şöyle. Belki almak isterseniz diye şöyle koyayım. Zaten ismini falan yazınca direkt çıkar, siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Elime kolonya sıkacaktım ama krem sürdüğümü hatırladım. O yüzden kolonya da sürmeyeceğim. İki tane lip gloss var. Bunlardan birini süreceğim kesinlikle. Zaten sürüyorum ama maske taktığımız için bir şey görünmüyor. O yüzden hani öylesine sürüyorum. Hem maske takarken böyle güzel kokulu lip balm gibi bir şey sürdüğünüzde maskenin içi gerçekten çok güzel kokuyor. Hani deneyebilirsiniz siz de. Ben galiba şunu süreceğim. Bu ikisini de BİM'den aldım. Yok, şuraya koyalım. Düşer oradan. Evet. Bunları da şuraya koyalım. Bunu normalde mavisinden alacaktım ama maalesef pembesini aldım. Neden olduğunu bilmiyorum. Eğer kaldıysa mavisinden de almayı düşünüyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım. Şimdi şöyle saçıma tekrar bakın son kere. Yani biraz saçım dolaşmış bu arada. Orada maalesef açacaklar. Bir de kuaförler saç açarken bayağı şey... Çok şey açıyorlar. Çok bayağı sert açıyorlar. O yüzden ben şimdi birazcık saçımı açtım arkadaşlar. Zaten açarım muhtemelen. Şimdi kuaförde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kuaföre geldik. Hatta şimdi size kuaföre göstereyim. Sıra bekliyoruz şimdi. Thank you.
arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımı kestirdim. Bence çok güzel oldu. Hatta şurada böyle kat gibi bir şey oldu. Tam ismini bilmiyorum ama bence çok güzel oldu. Siz de beğendiyseniz bu şekilde yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Kısalığı bu şekilde oldu. Ben bayağı kısalttırdım. Bence böyle daha iyi duruyor. Burada da bir şekilde kahkül gibi bir şey oldu. Hatta saçım eskiden boyatmıştım. Onun bazı kısımları gitti. Hani daha iyi oldu. Çünkü kötü duruyordu arkadaşlar. Uzun zamandır böyle kısa saç kestirmek istiyordum. Ve kestirdim. Pişman olmadım. Bence çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.